Ben İsviçre Türk Toplumu Genel Başkanlığı yaptım iki dönem kadar. O sırada sivil toplum örgütleriyle, sivil toplum teşkilatlarıyla hasbihal ettik, hemhal olduk. O zamanlar içerisinde zaten herhalde altyapıdan da geliyor biraz, bir çekirdekten bir sivil toplumculuk vardı. Başkanlığımız döneminde insanların sorunlarını gördüğümüzde deprem haberini sabah saat 10 gibi öğrenebildim ben. Kendimize ait bir sosyal medya sayfamız var. Hemen haberi paylaştık, insanları yardıma çağırdık. İnanın şu an tüylerim diken diken oluyor. Avrupa'da bilenler bilir, bir saat çalışmasının ücretini yazan insanlardan 350 tane insan kapıya yığılmış, açsanız da toplasanız da diye elinde evinde ne varsa toplayıp gelmişti insanlar. Kaymakamımıza, dostlarımıza gösterdim inşallah size. İnan, kartonların üzerinde yatan kalkan çocuklar, kimse kimseye dini, dili, ırkını sormadı. İşte yeni bir istiklal mücadelemiz, yeni bir varoluş mücadelemiz orada başladığını gördüm. Bakın, binlerce kilometre mesafeden gelip Rahman kardeşim gibi ekmeğini bileğinin gücünle kazandıktan sonra paylaşmayı öğrenen insanlardan Allah bizi daha çoğunu nasip eylesin. İrfan abim gibi böyle evlat yetiştiren babaların sayılarını çoğaltsın. Burada emeği geçen bütün dostların emekleri, yüreği sevgi dolu olan bu insanları daha yüce makamlarda, daha güzel günlerde buluşmayı nasip etsin. Ben şu duyguları gördükten sonra devletimizin bu temsilcileri, Sayın Kaymakam'ın her telefona çıkışında ne yapabiliriz gayretlerini gördükten sonra ben bir tek şey söylüyorum. Bu Türk milletinin sırtını yere getirebilecek bir güç yok. Allah bizim birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Ama hiç de düşmanımız eksik olmasın. Çünkü o günden çok korkarım. Bizim bu kadar kıymetli bir vatanımız varsa, Asya ile Avrupa arasında bu kadar jeopolitik önem taşıyan bir vatanımız varsa, bizim düşmanımız bittiyse işte o zaman teslim olmuşuzdur veya yok olmuşuzdur. Düşmanlarımız daim, bizim gücümüz, kuvvetimiz Yüce Rabbimiz ile sizlerin birlik beraberle daim olsun. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi bu yeni Türkiye yüzyılında herkesin üzerine düşen gayretlerle toparlanıp birlik beraberlik içerisinde daha neler yapacağımızı. Osman Bey'e ve Atasoy ailesine de çok teşekkür ederiz. Allah hayırlarını kabul etsinler. İşte biraz önce İrfan abi ayran dağıtırken ben sordum Rahman Bey babası kim diye. İşte tek tek dolaşıyordunuz böyle. Orada şeye başkanım dedim ki şimdi İrfan abi dedim Trabzon'da ya da işte İsviçre'de oturup evinde otursaydı, sadece duasını etseydik hiçbirimiz eleştirebilir miydik? Yani yadırgayabilir miydik? Hayır. Ama kendi Allah rızası için kalkıp taburalara kadar gelip buradaki vatandaşlarımızın yarasını sarmaya çalışıyor. Bundan daha güzel bir duygu, bundan daha güzel bir gurur yoktur. Maddi şeyler, her şey gelip geçer. Ama bu destek hiçbir zaman unutulmaz. Polat'ta artık İsviçre topluluğunu, İsviçre Türk topluluğunu biliyor. Bu da ayrı bir değer hem sizler için, kesinlikle, hem de Polatlılar için. Polat'ımıza da yıkım çok büyük. Ama inşallah işte sizler gibi böyle hayırsever, yüreği güzel insanların desteğiyle bu süreçleri hep beraber atlatacağız. Tekrar Allah sizlerin nezdinde Rahman Bey ve Atasoy ailesinin hayrını kabul eylesin. Sizler bizim yanımızda olduğunuz, bizler de bir devletin temsilcisi olarak her zaman sizlerin evindeyiz, istekliyiz. Biz sizlerin evindeyiz çünkü ta oralardan buralara kadar geliyorsunuz. Ve bir zor coğrafyada, zor süreçte bize destek oluyorsunuz. Allah razı olsun. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık, emeklerinize sağlık.